bu alanda kanunun yeni çıkmasından dolayı bir açık olduğunu fark ettik. Bu alana yönelmeye karar verdik. Çıkan kanunla birlikte binalarda ısı sayıcı kullanımı zorunlu hale geldi. Ve kullanıcılara 5 yıl süre tanındı. 2012 yılından itibaren de kullanmayanlara idari para cezası uygulanmaya başlandı. Ancak kullanıcılar bundan haberdar değiller. Bu sebeple haklarını bilmiyorlar açıkçası. Dairelere takılan sayaçların okunma zorunluluğu var. Bu sayaçların okunma işi ya bina yönetimindedir veya dışarıdan sayaç okuması yapan firmaların sorumluluğundadır. Yani binalar ya bu sayaçları kendi okuması gerekiyor veya dışarıdan hizmet alarak sayaçların okunmasını sağlamaları gerekiyor. Sayaç okuması ve paylaştırılması teknik bir konu olduğundan hem formülasyon açısından hesaplamasının zorluğundan hem de sayaçların okuması teknik bilgi gerektirdiğinden binalar bu işe çok sıcak bakmıyorlar. Genellikle dışarıdan hizmet alımı şeklinde işlerini çözüyorlar. Bizim geliştirdiğimiz sistemde binaya taktığımız bir cihazla sayaçları anlık olarak okunmasını yapabiliyoruz. Kullanıcılar tüketimlerini, dairelerinde yaptıkları tüketimleri anlık olarak takip edebiliyorlar. Diğer dairelerle kıyaslama yapabiliyorlar. Daire bazında, bina bazında, bölgesel ve il bazında kıyaslamasını yapabiliyorlar. Daha önceleri, yani bu kanun çıkmadan önce güneyde oturan daireler aşırı ısındıkları zaman daireyi soğutmak için camı açmak ihtiyacı hissediyorlardı. Yani peteğini kapatsa bile kendisine bir tasarruf sağlamadığı için camı açmak daha mantıklı geliyordu. Ama yeni sistemde daireler peteklerini kısarak, camı açmak yerine peteklerini kısarak %60'lara varan oranda daire bazında tasarruf sağlayabiliyorlar. Bu şekilde bina bazında da %30'lara varan yakıt tasarrufu sağlanıyor. Kurulumu son derece kolay. Sadece yani basit bir elektrik bağlantısıyla bu cihazı binaya taktığımız zaman fişini takmak yeterli oluyor kullanım için. Üzerinde bir sim kart yuvası var. Bu sim kart yerine takıldıktan sonra enerjisi verildikten sonra hemen hemen kullanıma hazır hale geliyor. Yani neredeyse bir televizyon kurulumu kadar kolay bir kurulum var. Cihazın tüketiciye faydası bir kere sayaç okuma maliyetini çok büyük oranda düşürüyor. İkincisi sayaçlarında oluşabilecek arızaları anında görebiliyorlar. Ay sonunu beklemeden eğer dairelerinde aşırı bir tüketim varsa, petikleri aşırı açıksa veya dairelerinde bir ısı kaybı, ısı kaçağı varsa bunları önceden haberdar olabiliyorlar. Cihazın binaya maliyeti var. Doğrudan tüketiciye maliyeti yok diyebiliriz. Binaya maliyeti 1100 TL civarındadır. Bir kere mahsus 1100 TL'dir. Daha sonra aylık abonelik ücreti ödeyerek hizmetten faydalanabiliyor. Abonelik ücreti ortalama ne kadar? Abonelik ücreti ortalama 3 TL civarında. Daire sayısına ve kat sayısına bağlı olarak azalıp artabiliyor. Projeye başlamamız üzerinden bir yıl gibi bir kısa bir süre geçmesine rağmen Türkiye genelinde binlerce aboneye hizmet verebilecek duruma geldik. 4000'in üzerinde abonemiz var. Hangi şehirlerde bunlar? Ağırlıklı olarak Kayseri, Adana, Mersin, Konya, Malatya, Kastamonu ve İstanbul. Cihazın en büyük avantajı internet üzerinden sayaçları okuduğu için belli bir lokasyona bağımlılığı yok. Yani Türkiye genelinde hatta dünya genelinde herhangi bir sayacı okuma imkanını sunuyor bize. Okuma şirketleri farklı illerde okuma yapmak için her ile bayi kurmak zorundayken bu sistemde buna gerek kalmadan Türkiye'nin herhangi bir yerindeki sayacı okuma imkanımız var. Bize müşterilerimiz fatura paylaşım net sitesi üzerinden ulaşabilirler rahatlıkla.
Müşterilerimiz bize ulaştıktan sonra binalarında bir keşif yapıyoruz. Orada ihtiyaç duyulan, eğer kablolama yapılması gerekiyorsa kablolamalarını yapıyoruz. Daha sonra cihazı takarak sistemi devreye alıyoruz. Kendilerine bir kullanıcı adı şifresi vererek kullanımlarını sunuyoruz. Sistemin kullanıcılara sunduğu diğer bir özellik de SMS ile bilgilendirme sistemi. Kullanıcılar istedikleri takdirde SMS ile yakıt tüketimlerini, kendilerine düşen payları SMS ile alabiliyorlar. Ayrıca sistemde oluşabilecek herhangi bir hata, sayaç hatası veya anormal tüketim durumları kullanıcıya ay sonu gelmeden SMS ile bilgilendiriliyor. Firmamız Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet göstermekte olup Erciyes Teknopark'ın sunduğu hizmetlerden sonuna kadar faydalanmıştır. Cihazımız oldukça kompakt bir yapıya sahip olup herhangi bir kablo karmaşasına mal vermeden sadece bir adaptör bağlantısı, sim kart girişi ve sayaç bağlantısından ibaret olup herhangi bir basit düzeyde elektrik bilgisayarına sahip olan birinin montajını yapabileceği basitliktedir. Bu sim kartlar sadece data hattını kullanarak, GSM internet hattını kullanarak sayaç verilerinin sunucularımıza aktarılmasını sağlıyoruz.